aşırı derecede hızlı bir şekilde işi bitirmek için iş güvenliği kuralları ihmal ediliyor. Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yaşanan iş kazaları ve niceleri, özellikle inşaat sektöründe yaşanan kazalar gün geçtikçe artış gösteriyor. İnşaat sektörümüzdeki son senelerdeki artışla birlikte bu iş kazaları da artmaya başladı. Denetim, ihmal, süre kısıtlılığı iş kazalarının başlıca nedenleri. Aşırı derecede hızlı iş yapmak iş güvenliğini önemsiz haline getiriyor. Zaten ülkemizde işverenler iş güvenliğini maliyet artırıcı unsur olarak gördükleri için bunları zaten göz ardı etmeye çalışıyorlar. Bir de proje kısa sürede bitirilmesi için taşeron şirkete verilince kaza kaçınılmaz hale geliyor. İşi alan firmalar ne yapıyor? İnşaatı yapmıyor. Hemen bir alt taşeron grubuna veriyorlar. Bu taşeron grupları da iş kalemlerine göre kendi içlerinde alt taşeronlara veriyorlar. Yani böyle muazzam büyük bir işveren grubu oluşuyor. Peki bu alt taşeron gruplarının iş yeterlilikleri kontrol ediliyor mu? Bu işte tecrübeliler mi? Yeterli teknik personelleri var mı? Bilgi birikimleri var mı? İş güvenliklerine dikkat ediliyor mu? Maalesef. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze viyadüğündeki çalışmalarda çöken duvar 3 işçinin canına mal oldu. Yine denetim ve ihmaller gündeme geldi. Son zamanlardaki kazalara baktığımız zaman iş cinayetlerinde denetimlerin yeterli derecede yapılmadığını görüyoruz. Evet, denetim, ihmal, hata. Hata, evet, bakın bunlar üçü bir araya geldiği zaman işte iş cinayetleri, iş kazalarının sayısı artıyor. Göz ardı edilen kurallar nedeniyle meydana gelen iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyoruz. İş ihaleye çıkıyor. Şu kadar günde bitirilecek deniyor. Sonra ne oluyor görüyoruz. Siyasilerimiz her işe karıştığı gibi, hayır efendim 300 günlük işi 200 günde bitir. Bir an evvel işin bitmesi lazım, açılması lazım, yapılması lazım. Yani şimdi oradaki o kadar çalışan mühendisin, uzman kişinin çalışmaları boşa. İş kazaları hakkında genel bir tablo çizen İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Sunay, çözüm için denetimin şart olduğunu vurguladı. Denetim şart. Bunun hiç şey yolu yok. İş kazalarını azaltmamız için denetim şart. İş güvenliğini önemsememiz gerekiyor. Maalesef ülkemizde işverenler iş güvenliğini maliyet artırıcı unsur olarak gördükleri için onu göz ardı etmeye çalışıyorlar.